sokakta inanın bir 40 tane vardı köpek galiba. Başka bir yabancı köpek, onu boğuyorlardı. Yani yüreğim acıdı. Hem o hayvanlara acıyorum, bütün insanlara ayaklandı. Yani çok olduğunu kimse inkar edemez. Ben bütün sokak köpeklerin hepsinin barınaklara toparlanmasından yanayım. Yani orada da ondan sonra halka bir takım reklamlarla biz onlara orada bakabiliriz. Ama sokaklardan kesinlikle toplansınlar. Hani ben bize zarar vermeleri açısından değil ama onların sağlığının açısından güvenli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zarar verenler, arabayla çarpanlar. O açıdan bence barınaklara toplansınlar hepsi. Çiftlikler kurulsa da olmuyor. Ya bunlara Ankara dışında ıslah ortamları belki yaratılabilir. Ve bir de veterinerlerle iletişim içerisine geçirip kısırlaştırılabilir yani. Yoksa öldürülmelerini ben onaylamıyorum yani. Yakalamalar lazım. Ondan sonra köpek yurduna götürmeleri lazım. Veterinere götürmek lazım. Onlara aşı yapmalar lazım. Ondan sonra onların besinlerinin güzel olmasını sağlamaları. Haber turuyla bültene devam ediyoruz. Gümüşhane'nin Kale Köyü'nde 5 yıl önce toplu konut idaresi tarafından 1 milyon 500 bin lira harcanarak yaptırılan ilk öğretim okulu çürümeye terk edildi. Artvin'in Arhavi ilçesinde kömür paketleme tesisi kurulmasını protesto eden bölge halkı Kavakköy Karayolu'nu ulaşıma kapattı. Pankart açıp sloganlarla tepkilerini dile getirdi. Biz de bu kömür tesisinde zehirlenmek istemiyoruz. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki çatışmalardan etkilenen 7 lise öğrencisi Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği Gönül Köprüsü projesine katıldı. Vali Ali Kolat'ı da ziyaret eden öğrenciler 3 gün süreyle Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nün misafiri oldular. Şanlıurfa'da belediyede temizlik işçisi olan 33 yaşındaki İbrahim İstek, kullandığı çöp toplama kamyonetinin bozulmasından dolayı işten çıkarılınca elinde ekmek bıçağıyla çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan yoğun sis şehir içi trafiğini yavaşlatırken balıkçılar denize açılamadı. İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Antalya'da tartışma sonrası birlikte yaşadığı ZP tarafından annesinin evine götürülen 20 yaşındaki Kübra E, eve kilitlenince polisten yardım istedi. Kübra E, 3 çocuğuyla birlikte itfaiye tarafından balkondan indirildi. Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kış mevsiminin başlamasıyla birlikte yoğunluk yaşanmaya başladı. 325 yatak kapasiteli hastanede yoğun talep üzerine çocuklar aynı yataklara yatırılmaya başlandı. Van 100. Yıl Üniversitesi Kedi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki erkek kediler, vatandaşların dişi Van kedilerine de damızlık görevi yapacak. Konya'da bir ayakkabı firması 14 Şubat Sevgililer Günü için özel sipariş alarak isteğe göre sevgililerin fotoğraflarını lazerle deri üzerine işleyerek ayakkabı üretiyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan sis ilçenin tamamında etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle Çorlu Havaalanı'ndaki eğitim uçuşları iptal edildi. Konya'da hafif ticari aracın camını kırarak üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Yusuf Kürşat Kurt'a ait laptopu çalan iki kişi yaklaşık 10 dakika sonra bilgisayarı satmaya götürdükleri sırada polis tarafından yakalandı. Son günlerde artan intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olay İstanbul Küçükçekmece'de gerçekleşti. Psikolojik sorunları olduğu söylenen Tataristan uyruklu bir kadın kendini yaşadığı binanın 17. katından aşağı attı. İstanbul Küçükçekmece'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Tataristan uyruklu bir kadın 17. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi. Tüyleri ürperten olay dün gece saat 02 sıralarında Halkalı Atakent 1. bölgede meydana geldi. Psikolojik problemleri olduğu ve tedavi amaçlı olarak ilaç kullandığı iddia edilen 40 yaşındaki kadın 17. kattaki evinin mutfak kısmındaki pencereden kendini boşluğa bıraktı. Olayı fark eden apartman sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yatıyordum, şiddetli bir ses duydum
Kalktım camdan baktım yerde cenaze yatıyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Adıyaman'da bile bile lades dedirten bir kaza meydana geldi. İçtiği sigaranın izmaritini söndürmeyen sürücü kimyasal madde yüklü kamyoneti ve tırı yaktı. Yine dikkatsizlik, yine bile bile gelen kaza. Olay Adıyaman Şanlıurfa Karayolu'nun 40. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre 45 yaşındaki Ali Karagözlü'nün kullandığı kimyasal madde yüklü plakalı kamyonet yine bir başka sürücünün söndürmeden attığı sigara izmaritinin kimyasalların arasına düşmesi sonucu yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen kamyonetten çıkmayı başaran sürücü Karagözlü durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Karayolundan geçen ve yangını söndürmek için duran diğer sürücülerle birlikte yangın tüpleriyle kamyonetini söndürmeye çalıştı. Yanan kamyonet vatandaşlar tarafından söndürülmeye çalışıldığı sırada bir anda freni boşalıp hareket etmeye başladı ve yol kenarındaki tıra çarparak durdu. Bu sırada kamyonetin çarptığı tır da alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen tır ve kamyonet kullanılamaz hale geldi. Tır şoförü ise olayın sonrasında hala şokunu üzerinden atamamış göründü. Karayolu araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden araç trafiğine açıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Hükümlüler için kimi dönemlerde uygulanan aflar yüzleri güldürürken kimi zamanda maalesef can yakıyor. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde denetimli serbestlik yasasından faydalanarak cezaevinden tahliye olan Emin G, dün gece akrabası Yaşar Hoşoğlu'yla karşılıklı ateşe tutuştu. Yaralanan iki akraba çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Denetimli serbestlik yasasından yararlanıp cezaevinden tahliye oldu. Akrabasını vurdu. Emin G ile daha önce aralarında husumet bulunan akrabası Yaşar Hoşoğlu birbirlerine karşılıklı tabancayla ateş etti. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Yaşar Hoşoğlu çevredeki vatandaşlar tarafından bir otomobile bindirilerek önce Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Omzuna kurşun isabet eden Emin G ise özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yine Sakarya'yla devam edeceğiz. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde asker uğurlama konvoyundaki otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. D100 Karayolu Gebeş Köyü mevkiinde İstanbul yönünde meydana gelen kazada asker uğurlama konvoyunda yer alan Rahmi Işık'ın kullandığı otomobil önünde giden Battal Tekneci Sağlam yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan diğer yolcular yaralandı. Araba arkadan vurdu, buraya attı ama kimin olduğunu, kimin olduğunu görmedim. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soğuk ve karlı havalardan yalnızca insanlar değil, hayvanlar da nasibini alıyor. Erzincan'da karakış kurbanı baykuş ve şahinler belediye tarafından tedavi altına alındı. Kimisi soğuktan uçamıyor, kimisi de kanatlarını çırpamıyor. Karakış kurbanı baykuş ve şahinler uçamaz halde bulununca Erzincan Belediyesi'ne ait hayvan barınağında tedavi altına alındı. Erzincan Belediyesi hayvan barınağı olarak Erzincan'da bu yılın kış şartlarının çok ağır geçmesi nedeniyle doğadan bize ulaşan baykuşlar, şahinler, kartallar, akbabalar ve çeşitli kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarının hastalıklarla ilgili tedavilerini yapıp kendilerini daha sonra doğaya serbest bırakıyoruz. Çarpma ve düşme etkisiyle hayvanların kanatlarında yaralar tespit edilirken kuşlar tedavilerinin ardından tekrar doğaya bırakılacak. Etrafına ip bağlanmış kırmızı bir oyuncak araba. Küçük Hüseyin onu 4 metre derinliğindeki su dolu çukura düşürünce almak istedi. Babasının gözünün önünden bir anda kaybolan Hüseyin o sudan bir daha çıkamadı.
İnşaat alanının arkasındaki önlem alınmamış 10 metre uzunluğunda ve 4 metre derinliğindeki su dolu çukurun yanında oynuyordu. Tamam Yakup'a yardım et, Yakup'a yardım et. Yakup'a yardım et. Babasının gözü önünden bir an kayboldu ve baba Metin Er Yılmaz olayı fark ettiğinde su dolu çukurda oğlunun oyuncağını gördü. Hemen durumu jandarmaya bildirdi ama iş işten geçmişti. 4 yaşındaki Hüseyin Er Yılmaz hayatını kaybetti. Jandarma ekibiyle birlikte olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi İtfaiye Dalgıç ekipleri çukurda Hüseyin'in minik bedenini aradılar. Hüseyin'in cansız bedeni feryatlar arasında sudan çıkarıldı. Geriye acılı bir aile ve Hüseyin'in rengarenk oyuncakları kaldı. Ordu'da deniz kenarında kayalıkların üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan 42 yaşındaki bir kadını koşarak arkasından gelen polis memuru kıyafetinden tutup çekerek son anda kurtardı. Ordu'da şehir mezarlığı bölgesi. Eşinden ayrılan ve ailevi sorunları nedeniyle bunalıma giren RG deniz kenarına giderek bir süre zaman geçirdi. Kadının durumundan şüphelenen çevredekiler hemen polise haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler kadını kayalıkların üzerine kadar yürümüş ve atlamak üzereyken buldular. Hayır, hayır, hayır. Korkma. Korkma. Polis, polis. Bir polis memuru kadının arkasından koşarak atlamak üzere olan RG'yi son anda kıyafetlerinden yakalayarak bir dramı önlemiş oldu. Polis tarafından güçlükle sakinleştirilen RG'ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 acil servis ekibi yaptı. Çocuklar en sıkıntılı anlarda bile mutlu olabilecek yaratıcılığa sahipler. Muş'taki çocuklar da soğuğa aldırmadan karın keyfini çıkarıyor. Korniş beleyenlerle kayak keyfi adeta bir şölene dönüşmüş. Burası Muş'un Azıklı Köyü. Bu sevimli çocuklarsa sömestr tatilinin tadını çıkarmakla meşguller. Ayaklarına taktıkları kornişlerle saatlerce kayan yaklaşık 15 çocuk kızaklarıyla da kıyasıya yarışıyorlar. Kış mevsiminde üstelik de karda. Bunda niye eğlence mi olur? Hem de çocuk kahkahaları arasında. Mersin'de kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki bir genç aşırı dozda uyuşturucu alması sonucu hayatını kaybetti. Mersin'de ailesinin 3 haftadır haber alamadığı gencin evlerinin karşısındaki terk edilmiş binada cesedi bulundu. Madde bağımlısı gencin aldığı aşırı dozda uyuşturucu sonrası hayatını kaybettiği anlaşıldı. Merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de terk edilmiş bir evden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler evin çevresinde bir cesetle karşılaştı. Polislerin maskeyle yaklaştığı cesedin 3 haftadır haber alınamayan uyuşturucu bağımlısı Bilal Kurt'a ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin yanında uyuşturucu enjekte etmekte kullanılan malzemeler bulundu.